Bu dolar baronları kimlerdir? Bunları niye açıklamıyorsunuz kardeşim? Bunlar hepsi yolsuzluk olayıdır. Yolsuzluk da yoksulluk meydana getirir. Şu anda Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4500 TL'dir. Açlık sınırı. Yoksulluk sınırı yapılan tespitlere göre 14.500 liradır. Bakın dikkat edin. Mevcut olan iktidarın meseleye bakış açısını ben değerlendirirken ben bir vatandaş olarak bakıyorum. Yani bir siyasi partinin, bir muhalefetin temsilcisi burada değilim. Bir vatandaş olarak düşünüyorum, taşınıyorum. Ya doktora sahip çıkmazsın, doktor giderse gitsin diyorsun. Efendim mutfakta yangın var diyorsun ki yaygara yapıyorlar. Ayçiçeği 300 liraya çıkmış denetim yapmıyorsun. Ya diyor millet yalan söylüyor. Ya millet niye yalan söylesin? Bir çıkın bakalım pazara. Bir çıkın bakalım sokağa. Bir çıkın bakalım insanların evine gidin. Bu 4253 lira asgari ücret alan insanlar güya hani %50 civarında arttırdık dediler, şey yaptılar. Peki şu anda Şubat ayının tüfesi %45. Tabii onların kayıtlarına göre 44.4. Efendim üfe 103. Esas üfe önemli. Yani gıda maddelerine yansıyan maliyeti gösteren üfedir. %103. Şimdi bu insanlar ne yapsınlar? Et 60 liradan 150 liraya çıkmış. Fasulye 5 katına çıkmış. Şeker öyle, un öyle. Peki siz 5 kat maaş vermediniz ki bu insanlara. Köylü perişan, çiftçi perişan, esnaf perişan, öğrenci perişan ve her konuda insanlar mağdur. Siz halen tuzunuz kuru, insanları görmemezlikten geliyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Ekonomide bakın şunu söyleyeyim. Sayın Erdoğan ve Bit Brut elinizdeki dolarları satın 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 diye millete söylediler. Millet o zaman elinde tasarruf sahibi olan insanlar elindeki dolarları o günkü şartlarda 3 lira 4 liralara 5 liralara sattılar. Ne oldu? Geldi bir sene içerisinde geçen sene mesela 7 lira 8 lira olan bir dolar 18 liraya kadar yükseldi. Şimdi 18 liraya kadar yükseldiğini siz izin verdiniz. Dediniz dış güçler bunu yapıyor, şunlar bunu yapıyor, bunlar izin verdiniz. Ne zamana kadar? 20 Aralık'ta bir müdahale başlattınız. Müdahalenin şekil şartlarını da herkes bilir nasıl olduğunu. Peki 30 Haziran 2021 tarihinde özellikle kurulmuş olan Fiyat İstikrar Konseyi, efendim kurulu ve ekonomik konseyi neden çalıştırmadınız? Merkez Bankası'nın bir özelliği var. Merkez Bankası bağımsızdır. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlayan bir kurumdur. Merkez Bankası aynı zamanda devletin kasasıdır. Şimdi bununla ilgili ben Merkez Bankası'nı çok yakından bilen bir insanım. Türkiye'de elektronik fon transferini ben Etibank'ta Menkul Kıymetler Fon Yönetim Daire Başkanlığı yaptım. Para Piyasaları Daire Başkanlığı yaptım. Bankalar arası ilk elektronik fon transferini kuran benim başkanlığımdır. Yani benim olduğum dönemdir. O günkü şartlarda Merkez Bankası'nın o gün ve bugün çok kuvvetli bir kadrosu vardır. Bu kadro kimdir? İşte döviz piyasaları müdürlüğü ayrıdır, para piyasaları müdürlüğü ayrıdır, risk takip ayrıdır, krediler bakanı. Her birimin kendisine göre çok uzmanca yetişmiş insan. Siz bunları çalıştırmıyorsunuz. Faiz sebep enflasyon sonuçtur derseniz ekonomide böyle bir şey yok. Bakın şimdi Merkez Bankası'nın politika faizini biliyorsunuz %14 civarlarında. Bu %14'ü Merkez Bankası ne yapıyor? Para fonluyor. Ondan sonra %25, 26, 27, 28 ile hazineye bankalar geri satıyor. Aradaki fark nereye gidiyor? Düşünün. Artı bir de diğer yönü vardır. Mesela tasarruf sahibi efendim çalışmıyordur, mevduatı vardır, bankada parasını tutuyor. Şimdi sen ona %14 faiz verirsen, değil mi? Kalkıp da aradaki farkı, enflasyon farkı %44 ise bu 30 puan kaybı var demektir yıllık olarak. Şimdi bu insan nasıl tasarruf edecek? Faizi nasla tarif edilemez. Nasın manasını bilen insan her türlü yanlışa, harama karşıdır. Yolsuz. Bakın bugün dolar mesela yine 13 400'lere kadar çıktı. Şimdi
kur korumalı mevduata dövize endeksi efendim faiz artı verecek. Ya siz el altında zaten faiz veriyorsunuz. Bunu doğrudan çıkıp piyasadaki dengeleri kurarsanız, yani mesela ne yapmak gerekir? Türkiye'de doların ve yabancı paraların ateşini düşürmek için denge politikası vardır. Bu denge politikası nedir? Türk parasının değerini düşürmemeniz gerekir. Türk parasının değerini düşürdüğünüz zaman yabancı paralara ulaşma şansınız bulunmamaktadır. Peki ne oldu da 20 Aralık'ta birdenbire 18.510 liraya kadar getirdiniz? Peki o aradaki farkı kimler aldı? Bu dolar baronları kimlerdir? Buna niye açıklamıyorsunuz kardeşim? Bunlar hepsi yolsuzluk olayıdır. Yolsuzluk da yoksulluk meydana getirir. Şu anda Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4500 TL'dir. Açlık sınırı. Yoksulluk sınırı yapılan tespitlere göre 14.500 liradır. Bakın dikkat edin. Şimdi insanlar pazara gidiyorsunuz. Ben inanın ki marketlere gidip dolaşıyorum. Süt, yumurta, efendim peynir. Eskiden bir fakir konuşulurken ne denilirdi? Ya evinde ekmekle zeytin peynirden başka bir şey yok denilirdi. Ya şimdi peynirin kilosu pirzolanın kilosuna denk gelmiş kardeşim. Sütün litre fiyatı ortada. Yoğurt alamıyor. Çocuklarına yoğurt yediremiyor. Yumurtadan bahsedelim. Şimdi yumurtanın kolisi 13 lira 14 lirayken şu anda 50 lira. Yani %25-30 değil. Şimdi vatandaş ticaret hanesini açamıyor. Home ofislere başladılar. Niye? Çünkü artık yavaş yavaş herkes dükkanını kapatıyor. Maliyetleri düşürmek suretiyle evinde çalışma yapıyor. Niye çalışma yapıyor? Ha, orada da zamı çoktur. Elektriğe gelen zamdan bahsediyorum. Orada da ev, konuta gelen şey az olur düşüncesiyle mecbure gelip orada şey. Peki bu insanlar ticarethanelerde efendim restoranlar çalıştıranlar, küçük büfeler çalıştıranlar, buzdolabı çalıştıranların durumu ne olacaktır? Ya bunlara çare bulamayan bir iktidar 20 yıldır bunun tek bir bilançosu vardır. Bunun tek bilançosu nedir biliyor musunuz? Üreticiyi yok etmek, köylüyü yok etmek, çiftçiyi yok etmek, hayvancılığı yok etmek, tarımı yok etmek ama tüketimi arttırmak. Şimdi vatandaşları tüketime doğru sürükledi, üretimi ortadan kaldırdı. Dolayısıyla üretim politikasından tüketim politikasına, üretim ekonomisinden rant ekonomisine geçiş oldu. Yani şu anda Türkiye'de ben size şunu söyleyeyim, ben bir ekonomist olarak, bir bankacı olarak Türkiye'nin finansal krizini evet şu anda görünüyor ama finansal krizinden çok siyasi kriz vardır. Bu siyasi krizin ortadan kaldırılması gerekir. Yani Merkez Bankası'nın rezervlerinin içini boşaltmışsınız, eksilere düşürmüşsünüz. Efendim çıkıyorsunuz Türk milletine, ya rezervimiz şu kadar fazladır kardeşim. Yok öyle değil, swap işlemleri bu yükümlülüktür, rezervin içerisinde alınamaz. Siz milleti kandıramazsınız. Bu işin erbabı olan insanlar da vardır. Bunlar insanları aydınlatacaktır. Dolayısıyla Türk ekonomisi çok ciddi manada bir sıkıntı içerisindedir. Bir örnekle Şair Eşref Mesih hikayesini bilirsiniz. Bir yerde kaymakamlık yaparken orayla ilgili efendim yazı yazıyor Ankara'ya, İstanbul'a neyse o zamanki şartlarda. Diyor ki falan yer akıyor, kaymakamlığın şurası akıyor, bize biraz ödenek çıkarın diye. Ankara ve İstanbul veyahut İstanbul oradaki merkez yazıyor buraya. Diyor ki nereye aktığını bize yazın diye belirtiyor. O da diyor musluklar hariç her taraf akıyor. Türkiye ekonomisi ciddi manada çok sıkıntı içerisindedir. Türkiye ekonomisi düzelemez diye bir şey yok. Ama ben size şunu söyleyeyim. Mevcut olan yapı içerisinde oy oranlarında bahsedildiği zaman halen efendim siyasetin kuralı diye işte şu parti şu kadar, şu parti bu kadar. Ya bu ekonomiye karşı Türkiye'de eğer %30'larda halen bir iktidar partisi seyredildiği söyleniyorsa demek ki burada Türkiye'nin problemi iktidar değil muhalefettir. Çünkü muhalefet görevini yapamıyor demektir. Ben böyle düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Şimdi bu ittifak olarak bir araya gelen
kişiler sadece kendilerini Türk milletinin temsilcisi olarak ortaya koydular. Halbuki Türkiye'de 120'nin üzerinde parti var. Yani sadece 6 parti veya 8 parti Türkiye'yi temsil edemez. Türkiye'de bunun dışında bir sürü partiler var. Yani bunların içerisinde saymak gerekirse isim vermeye de gerek yok. Merkez Parti'den tutun bir sürü partilere kadar partiler var. Bunları yok sayan zihniyet nasıl başaracak? Mümkün değil. O bakımdan Türk milletinin bir ortak akla ihtiyacı var. Türk milletinin konsensüse yani birlikteliğe ihtiyacı vardır. Türk milletinin milli ittifaka ihtiyacı vardır. Her türlü yolsuzluğa, hırsızlığa gereken cevabı verebilmek için Türk milleti mutlaka şahlanacaktır. Bir araya gelecektir. Siz bakmayın millet sadaka kültüründen ve korku imparatorluğundan dolayı sesini çıkarmamaktadır. Milletin içi kan ağlıyor, millet perişan, milletin cebi yanıyor. Ama bunlar mutfakta yangın varken bunlar ne yapıyorlar? Tavada yumurta pişiriyorlar bu ateşin üzerinde. Böyle bir şey olur mu?